Sanal Direktör'den mutlu akşamlar, mutlu günler değerli izleyenler. Sport Auto Süper Lig'de ikinci haftanın heyecanı Cuma günü oynanacak olan karşılaşmayla beraber başlıyor olacak. Ve ikinci haftayı sanal ortamda her zaman olduğu gibi Raşit Altun'la birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yine çok güzel oylama sonuçları var evet. Raşit Altun. Taraftarlar hem dizilime hem de kurdukları 11'lerde bazı takım taraftarları değişiklikler yaptı. Bazı takım taraftarları istikrarı bozmamaya çalıştı. 5 karşılaşmayı ele alacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden dilerseniz hemen ilk mücadelemizle birlikte başlayalım. Aytemiz Alanya Spor Altay karşılaşması. Sport Toto Süper Lig'de oynanacak olan ikinci haftada oynanacak olan mücadelelerden biri. Hem Altay hem de Aytemiz Alanya Spor'u destekleyen taraftarlara sorduk. Takımlarınız sahaya nasıl çıksınlar? Hangi 11'lerle sahada görmek istiyorsunuz diye. Dilerseniz öncelikle ev sahibi takımla beraber başlayalım. Aytemiz Alanya Spor dizilim konusunda taraftarların %38'i 4-2-3-1'e oy verdi. Ve bu yüzden de 11'i 4-2-3-1 üzerinden yerleştiriyor olacağız. Kalede %55'lik bir oy dilimiyle Marafona'yı görüyoruz. Hemen bakalım stoper ikilisi Alanya Spor'da nasıl oluştu. Mevliya ve Milunovic %33 ve %31'lik oylarla beraber taraftarın güvenini aldılar. Beklerde nasıl bir oy dağılımı oldu? Sağda Juanfran %81. Sol bekte ise Borja %90'lık bir oyla beraber taraftar 11'inde kendilerine yer buldular. Bu arada Risealt'ın sezonun ilk programında e, genel bir oylama vardı. Evet. Savunma hattındaki oyuncular tek bir havuzda oylanıyordu. Evet. İkinci haftada biz bunu stoper ve bek oylamaları olarak böldük. Bu yüzden oylamalar biraz daha yüksek gelmeye başlıyor artık. İyi yaptınız. Herhalde ideal kadrosu da bu olacak e, sezon boyunca Alanya Sporu, 4 4 savunma dörtlü savunma. Tamamen de, değişiyor. E, Van evet. bir köşeye bırakalım. Tamamen değişiyor. Ön tarafta şimdi biraz sonra sayacağız. Tamamen değişti. İşte Siopist gitti, devre Arası, Bakasetas gitti, Berkan gitti, Salih Uçan gitti. Bakalım ne olacak Alanya Burada spor. giden oyuncu sayısı 7-8 belki Aytemiz Alanya Evet ama ilk 11'den. 2-2,5 sezondan bahsediyorum. Evet. Ama öyle bir oyun ortaya koydu ki Aytemiz Alanya Spor bu oyuncuların 5'i 4 büyüklerden birine transfer evet. oldu. Beşiktaş'a Salih Uçan gitti. Papis ise Kolkır Fenerbahçe'ye gitti. Siopis Bakasetas Trabzonspor'a gitti. Bir fabrika haline geldi Erol, Aytemiz Alanya Spor. Erol Bulut Fenerbahçe'ye, Sergen Yalçın Beşiktaş'a gitti. Hakikaten çok çok başarılı. Her zaman sahnede konuşuyoruz. Alanya Spor'dan futbolcu alacağınıza o transferleri yapan ekibi bence alın. Kesinlikle. Devam edelim. Peki orta alanı taraftarlar nasıl? oluşturdu. 4-2-3-1 diziliminde dörtlünün önündeki ikili Efecan, e, düzeltiyorum evet. Efkan ve evet. Ahmet Yıldız şeklinde geldi ama Siopis bu arada e, oylamadaydı. Evet. 130 bin oy aldı. Transfer tamamlanınca çıkardık onu. Ben büyük bir kayıp olduğunu, Trabzonspor için de çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum Yunan, Yunan oyuncunu. Bence her teknik direktörün takımda görmek isteyeceği enerjisi olan bir futbolcu. Bakalım ne olacak. Çok hak, hakikaten çok kan kaybetti. Alayanspor. Bakalım ön bölge nasıl şekillendi. Oylama sonuçlarını ekranlara yansıtmaya devam edelim. Efecan forvet arkasında %20'lik bir oyla beraber formayı aldı. Kanatlar nasıl olacak? Orada da sağda da Efecan'a güveniyor taraftar. %70 burada Kande yaş muhtemel muhtemelen oynayacak ama olacak, evet. taraftar sanki Efecan'ı forvet arkasından ziyade sağda daha çok görmek evet. istiyor çizgide. Çok etkili oluyor tabii Efecan da sağda. O da bir gerçi. Bence taraftar solda da bir tane daha olsa bir tane bir solda da oylar oynatmak ister ama Tabii mümkün değil. Sezon açılış maçında forvet arkasını evet. değerlendirdiler Efe Can'ı. Bakalım taraftarın istediği mi olacak ikinci haftada. Ters kanada bakalım sol çizgide Güven Davidson'dan yana %83. Hücum hattını da alalım ve 11'i tamamlayalım. Dedu yeni transferi %53. Babakar'ın takımla çalışmaları devam ediyor hatırlayacağınız gibi. Kaç evet, fazla Sorun yaşamıştı. E, i̇deale yakın yani mevcut kadrosunda ideale yakın e, takımla oylamış Alanya Spor taraftarı da. Çok bu, değişen bir oyuncu Galatasaray. E, ya, evet yani, var, yani, evet, yani, yani. bütün takım yani bütün takım Üç, değişti dört neredeyse. 4 oyuncu Marafona, o, an... Davidson, Efecan. Bir de Üç Davidson. Oyuncu. Evet. Davidson 3'ü pardon 4'ü. 4 oyuncu. Yani 7 oyuncu. Geçen ideal evet. 11'inden. İlk 11'den 7 oyuncuyu kaybetmiş, satmış. E, bence başarılı. Çok başarılı Alanya Spor. Hocası da tabii. Ve sadece tabii... E, satış da yapıyor Satış bu arada da yapıyor. Yani. Gelir yani, de alıyorlar. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a da hoca gönderdi bir de hakikaten. Önemli bu. Bir sonraki hamle muhtemelen Çağdaş Atan olacak. 4 e, büyüklerin başında görme ihtimali yüksek. Rakibi Olur. Altay'da. Mustafa Deniz var. İkisi de biliyorsun Altay altyapısından çıkmış. yani Çağdaş Atan da Altay altyapısından. Mustafa Deniz de Altay altyapısından çıkmış. Enteresan bir karşılaşma olacak. Tabii Altay 1914 yılında kurulmuş bir e, kulüp takım. Büyük Altay ve hakikaten Türk futbolunda birçok oyuncu da Mesela Okay Yokuşlu, mesela işte Necati Ateş. Birçok oyuncu yetiştiriyor. Altyapısı da iyi aslında. İyi olan kulüplerden biri. Geçelim o zaman İzmir temsilcisine. Bakalım Altaylı taraftarlar oylama sonuçlarını nasıl değerlendirdiler? Sahadaki dizilim Aytemiz Alanya Spor'la aynı. Reichstab'ın evet. 4-2-3-1 40'lık bir oy aldı. 4-1-4-1 yüzde 16 oy almış. Allah, Pardon. Altay'ın geçen haftanın ligde en çok koşan 121 kilometrenin biraz üstü takım olduğunu söyleyeyim. Yani bu Bundesliga Şampiyonlar Ligi seviyesi. Hakikaten. Ve çok önde basan bir Altay. İnanılmaz oynadılar. Herhalde zaten ligin en, en en fazla gol pozisyonuna giren, maç 3-0 bitti ama e, hakikaten Kayseri Sporu maçta domine ettiler oyunu. Şimdi Ve hoca değişikliğine yavaş... gitmek zorunda gitti. Yani Kayseri Spor. Ekranlara taşırken Altay'ın ilk hafta oynadığı karşılaşmanın detaylarını hmm. da de yine ekranlarınıza taşımaya devam ediyor olacağız. Konuşacağız ama bakalım taraftar oylamaları nasıl yerleşti? Kalede ee, Polonya'da 50 eldiven %94'lük bir oy aldı 4-2-3-1'de. Stoper ikilisine bakalım. İbrahim ve Bjorkan der ki 40 yaşında, 39-40 yaşında Raşit 1981 doğumlu. Helal olsun. Hakikaten helal ben olsun. Az önce bahsettiğiniz evet. konuya gelecektim. O tempoyu yapan, evet, takımın, stoperi, de önde basan evet. Altay'ın stoperi 39 yaşında. Diğeri de Murat Akçay'dı. O da yerli stoperdi. Yani aslında defans attı. Murat'a da %28 oy geldi evet. bu arada. Defans attı zaten lige çıkaran hattı. Altay ile lige çıkaran hatla devam etti Mustafa Denizli. Beklere bakalım ki o konuda da çok etkiliydi Altay. Ee, İzmir temsilcisinin sağ bekle de Cebrail %77, ben sol bekle... geçen sezon vardı Cebrail. Vardı. Sol bek Şimdi Nadiri, yeni nadiri enteresan bir oyuncu. Çok Bence etkiliydi. çok 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 etkiliydi. 1.88 boyunca bir hani bek oyuncusuna göre, sol bek oyuncusuna göre uzun boylu adam sol geçiyor, ayağı iyi adam var. geçiyor yani hakikaten. Herhalde Mustafa Hoca İran'dan daha önce çalıştı iki kez e, yakalamış oyuncuyu. E, Skor programında konuşurken bakmıştık rakamlarına. Evet. E, Mustafa Denizli'nin e, traktör Sazi'yi çalıştırdığı evet. dönem. E, Persopolis sanırım yanlış hatırlamıyorsam o takımdan aderi oynuyordu. Yani Mustafa Persepolis Denizli döneminde de, karşı takımın oyuncusu. Ya, Yanılmıyorsan da Persepoliste de Mustafa Denizli bir önceki takımı Aynen, İran'da bir önceki çalıştı. çalıştı. Oranında büyük ilan. gördü Mustafa evet, Denizli. Büyük nadirin. kulüplerinden biri bence tam isabet olmuşlar İlk maç her, her şey için erken kaleci için de erken. E, stoper için de erken ama ilk izlenim tabii olumlu. Hı hı. İranlı sol konusunda. Dörtlüğün önündeki ikiliye bakalım. Taraftar oylamaları sonucunda forma, forma orada Poco ve Tiam'a gitti. %27'lik oylarla hı. beraber dağıldı. Ee, ilk i̇lk maçta gol atan Tassiano kenardan gelmişti hı. Brezilyalı golü bulmuştu. %16'da kaldı. Ceyhun Gülselim'in de Altay'ın kadrosunda olduğunu söyleyeyim. Hı hı. O da deneyimli. Unterachting'de başlayan futbol hayatını Trabzonspor, Galatasaray, Devam etti. Yani Birçok takımda en son olayan spordu. Bence mesela doğru bir transfer Ceyhun'da Bir fırsat transferi bedava. Çok deneyimli bir oyuncu. Forvet arkasına da bakalım. Sonra kanatlara geçeceğiz. Pinares yeni evet. transfer. O da %23 ile orada formayı aldı. Hı. Kanatlar nasıl oluştu? Kapel geçen sezonda takımdaydı. Ondan önceki evet. sezonda takımdaydı. Hollandalı. %64. Sol çizgide ise Rodriguez, Rodriguez. %72. Hücum hattında da Bamba, Bamba gollerle hakikaten başladı. hakikaten şov bize. yaptı bir de yani. Tam Genelde de Paycao var. Evet ligimize e, Norveç'ten transfer edilmiş. Hakikaten tam bizim ligimize uygun. 1.84 e, boyunda yani uzun boylu e, sayılabilecek süratli kuvvet şutu olan e, çok özel bir santrafor. Geçen hafta da e, en azından geçen hafta hakikaten şov yaptı. Çok çok e, etkiliydi. ya yani Çok keyifli. Bence 3 sonuca da açık bir maç bizi bekliyor. Tabi birazcık ben Alanya'yı hani e, önde görüyorum ama tabi hakikaten böyle bakınca da tek tek Altay'da iyi bir kadro kurmuş. Çok deneyimli bir hocası var. Yaş ortalaması en yüksek takımlardan biri deniyordu ama işte evet, onun ama, tam tersi yani, bir performans. evet, evet yani En maçta. çok koşan takım oldu. Yani bir de tabi futbol çok yaşa takılmamak lazım. Bir de ilk senesinde şimdi yıllarca tabi Altay büyük Altay ligde oynadı. Çok uzun süre alt diklerde mücadele etti. Ee, süper Lig'e tekrar çıkınca ilk hedef bence ligde kalmak olmalı. Hı hı. Bunu uygun bir kadro kurmuş Altay'da. Bir de bu sene onu, izleyicilerimiz biliyor ama hatırlatalım 4 takım düşecek. Evet. 3 yani takım değil 4 takım düşmüş. Önümüzdeki sezon 3 takım veda ediyor. Bir son 2 yıl. Evet. Ligdeki takım sayısını tekrar 18'e düşürmek için. Hı hı. o yüzden hani biraz deneyimli oyuncuları tabii oynatmakta fayda var. Geçelim ikinci mücadele Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş arasında olacak. Dilerseniz ilk olarak ev sahibi takımın taraftar oylamalarını, anket sonuçlarını ekranlarınıza taşıyalım. Gaziantep Futbol Kulübü'nü destekleyen taraftarlar dizilim konusunda biraz arada kalmış. %91 Günay Kale'de ama 4-2-3-1 ile göreceğiz. 4-2-3-1 %32 oy almış Raşit Altun. 4-1-4-1 de %30'luk bir oy aldı. Geçen sene üçünü oynayan bir evet. takımdı Gaziantep. Şumudika'dan kalan bir alışkanlıktı. Aynen. Sapinto da ona devam evet, Devam etti ama Erol Bulut değiştiriyor herhalde. Tabi izleyip göreceğiz. Zor bir maçı yani Gaziantep için zor bir maç. Gerçekçi olun Beşiktaş hakikaten ligin en güçlü kadrolarından biri. Çok güçlü oynuyorlar. O geçen ilk ligin ilk maçında da hani maçı mesela en dört büyükler arasında en az koşan takım yanılmıyorsan Beşiktaş. Çünkü hani koşmasına gerek kalmadı. Yani ligde geri de, tabii, çok, çok, kısa. kısa 20 ili takımlı ligde de en az koşan takımlardan biri. Hı, hı. maçında. Mesela Trabzonspor da aynı şekilde. Niye? E koşmaya gerek kalmadı zaten. Hemen maçı kopardı aldı Beşiktaş. Ve iki yeni Spor'da. önemli transfer. Alex Teixeira ee, ve Michi... E, 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 ismini de söyleyemedim. Unuttum. <laughs> Michi Batşuay. Batşuay. <laughs> yani Gaziantep'in biraz tabii biraz değil işi zor olacak. Tabi bu arada oylamalarda yok çünkü hem Beşiktaş'a birazdan geçeceğiz. Geçince konuşuruz. E, ve Batşuay'ı ilk hafta oylamada Teşehir'e'yi koymamıştık. şimdi hem Müşi hem de Teşehir'e oylamada olacak. Birazdan Beşiktaş'a geçtiğimizde oylama dilimlerini ekranlarınıza yansıtacağız. Bakalım Gaziantep Futbol Kulübü'nde savunmanın merkezi kimlere gitti taraftar oylamalarında. Kana ve Cilo Evet yani, deneyimli. iki oyuncu. Bu arada hava sıcaklığı da 27 derece olacak maç saatinde. Yani tabii 9.45 olmasa daha da sıcak olacak ama yani yine 27 derece e, sıcak ama hani tolerans yapıl yani net, net iki hmm. takım da aynı hava sıcaklığında oynayacak tabii. Yüksek yani 27 derecede. Tabii şu havalarda yani, işin zaman, akşam seansı maçları da evet. sıkıntılı oyuncuları zorlayacak gibi. yüzde %38 sağ bekte, sol bekte ise taraftar Medi evet. görmek istedi. %60'lık bir oy geldi. Zaten %34'te İbrahim'e geldi evet. oradaki diğer oy. 4-2-3-1'de dörtlüğün önündeki ikiliye bakalım. Jefferson ve Kovlianski'yi beraber görmek istedi taraftarlar. Doğan'ın da %12'lik bir oy aldığını belirtelim. Forvet arkası mevkiinde Recep Niyaz Denizli Spor'dan geldi. %17. Maxim bu arada %28 ama tabii bir problemi Problem vardı Maxim'in. Maxim o yüzden geçen kenara sezon 16 gol attığını unutmayalım. Hakikaten çok özel, çok üst düzey bir oyuncu. Roma milli takımının da oyuncusu. 16 gol yüksek bir rakam. 3-4 tane de asist yaptı. Gerçi penaltı ama netice itibariyle yani 3 düzey bir orta saha oyuncusu ligimizin kaliteli oyun, ayaklarından biri. Kanatlara bakacağız. Sağ kanat ve sol kanatta Diko sağda ha. güvenilen isimlerden biri oldu şu ana kadar kadarki kadronun en yüksek oyalan ikinci ismi. Sol çizgide ise Börlen evet. var. Evet. %55 hücum hattında da yine Diko ki Kenan ve Börven orada da yine oylamaya girdi. Bir orta saha üstü daha takviye yaptı ama o da. Tabii Muhammetli işte, kaybetmesi Gaziantep çok... Başakşehir'de. O da 14-15 golü vardı Aynen, geçen bu sezon. Baş. baş son haftaların yıldızıydı, yıldızıydı, de, yıldızıydı yani, evet. Milli takıma git, gitmemesi 2020 Avrupa Şampiyonu tartışılan bir oyuncuydu. Geçelim son şampiyon Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaşlı taraftarlar yeni transferler, Mişibat Şuayni ve Alex Teixeira'nın da oylamaya dahil olduğu bir evet. ankette sonuçlar nasıl oldu? 4-1-4-1 dizilimine en çok oy gelen dizilim. %46 ile taraftarlar bu dizilimle takımlarını sahada görmek yani istiyor. Tabii Ersin'in oyu çok düştü ama bu Mert'in kalitesinden birazcık. Neticede. Ama Amili vermedi takımımızın bu vermedi ama Evet. evet Beşiktaş taraftarı formayı vermedi ama de yüksek bir rakam. Bu da neticede A milli takımımızın geçen sezon Başakşehir'le formayı geçirdiği hastalık ve sakatlıktan sonra yanılmıyorsam Volkan Babacan'a kaptırdık kaptırmadan önce direkt oynayan, şampiyonlar liginde oynayan oyuncu Mert Günok'tu. Ayaklarını çok iyi kullanan, bence ligin en iyi hakikaten kalecilerinden biri ve büyük takım kalecisi ayaklarını çok iyi kullanıyor. Ersin'e bunun bir negatif etkisi ya etkisi o olmayacağı Ben o düşünmüyorum. Neticede Ersin 2001 doğumlu bir de profesyonel futbolcu. Profesyonel hayat bu. E transfer yapacak tabii yani. Burası da koskoca Beşiktaş kulübü. Ben pozitif etki yapacağını düşünüyorum. Hı -hı. Mutlaka alacağı, öğreneceği şeyler vardır Mert Günok'tan. Hakikaten çok üst düzey bir kaleci Mert Günok. Bir kere yani büyük takımların önde oynayan takımlar için çok çok önemli bir özelliği var. Ayakları iyi. Ayakları iyi olan kaleci çok az bizim Aslında ülkemizde. Aslında kaleciyi de dünyada. böyle değerlendirmek çok doğru. Şimdi biz çok fazla evet. kurtarış yüzdelerine bakıyoruz. Tabii. Mesela Muslera Evet. 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 Türkiye'nin evet. gördüğü en yetenekli yabancı evet. kalecilerinden biri ama topu oyuna, oyuna sokma evet. konusunda Çok ayakları o kadar iyi değil Muslera'nın evet. ki Galatasaray zaten evet stoperleri oyun kuramıyor ama Muslera da biraz evet. bu ekmeğe yağ süren bir bravo e, Mesela var. biliyorsun hatırlıyorsun sen de 2002 Dünya Kupası performansından sonra Ustraech'e ver. Barcelona'ya transfer olmuştu ama topu oyuna sokmakta sıkıntı. Valdeze kaptırdı artık tabii büyük takımlarda. Bak mesela örnek Bayern'de Neuer bildiğin stoper gibi top oynuyor. Tabii. Şimdi artık birazcık öyle olmak zorunda. Hele büyük takımlarda bu yüzden de Mert transferi bence tam isabet. Ersin'i kalede göreceğiz. Beşiktaş'ta %67'lik bir oyla beraber ki şampiyon olan takımın kalesini de korumuştu. Evet. Tabii bir kaleci için birazdan ekranlara getireceğiz. Ee, savunmanın da değişmiyor olması bence çok, çok önemli. önemli. Tabii, tabii, tabii. Beşiktaş bunu da korumayı e, başardı. Bak, çünkü. Beşiktaş'ta kadro istikrarı da var, oyun istikrarı da, var. sistem de aynı. Oyuncular çık, çıkıyor. Şimdi biraz sonra takımı sağda göreceğiz. Bakalım Çek, o zaman stoper ikilisini ekranlara getirelim. Yavaş yavaş parçalar birleşmeye evet. başlayacak. Çünkü Hida ve Linton zaten geçen sezonki. Geçen senenin. Şimdi bir de muhtemelen tabii daha resmi bir açıklama olmadı ama Kaan Ayhan'a da Beşiktaş transfer ediyor. İşte şu iki pozisyonda da oynuyor. Sabek de oynuyor. Önlü Beradoğlu oynayabiliyor. Ami takımımızın da kaptanlarından biri. Yani yine doğru. yenilenmiş versiyonu aslında. Evet yani hatta <laughs> beşik yani beşik. biraz Necip ayıp olacak ama <laughs> sanki bir versiyonu gibi yani. Hani boyu da birazcık daha uzun yine doğru bir hamle Beşiktaş'tan. Yani son iki senede hakikaten transferde çok çok iyi. Yani kimse artık Karafana futbol aklı. oldu denilen transferlerden ya bile mutlaka Sergen Yalçın bir şekilde bir kıvılcım yaratmayı Erdem, başardı. Mutlaka olacaktır. Bak %70 bile çok iyi bir oran. %70, %75 transferde yani at, at, tutturma oranı. Beşiktaş geçen sen neredeyse %90'ın üzerindeydi. Yani bir Tabii. mensahtan. Ondan da şey aldı ama beklenen şeyi alamadı. Yani Rozier tabii %99. Bu Bekler de geldi. Rıdvan ve Rozier yüzde evet. %99 Rozier. Bu yani oyu kalecide görürsünüz de herhalde evet. bir savunma özel artık yani Pascal Numa'dan sonra Rozier de böyle sembol oyuncularından biri oldu Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş taraftarı bir de Rıdvan'ı tercih etmesi. E tabii gönül yerli oyuncu istiyor. Altyapısından çıkmış oyuncuları her kulüp için söylüyor söyleyebiliriz bunu. Tercih ediyor Beşiktaş'ta. Beşiktaş taraftarı da Rıdvan'ı tercih etmiş. Tabi burada biraz Josef az oy almış. Josef %34'lük bir oyu var. 4-1-4-1 diziliminde dörtlünün önündeki isim Josef de Seuza. Evet. %34, Salih de %20. Tabi bu dizilimle yani, beraber Salih, Salih 11'in dışında kalmış oluyor. Evet. Şimdi Bakacağız merkeze geçelim yine 4-1-4-1'deki oylama sonuçlarında. E, çünkü geçen hafta sezonun açılış haftasında takımın en iyi isimlerinden biriydi Salih Uçan. E, muhtemelen e, ya dizilimde taraftarlarda e, birkaç tamam hafta mı? sonra e, değişiklikler olacak. Biraz da transfer, takviye de transfer de oldu. E, bakalım. Dö, şimdi bir, bir baş Bahçva'yı ve Hacı Hacı... tutmak e, olmuyor. Şimdi, olmuyor yani. Şimdi bir de şey yapacak mı acaba taraftarların yabancı kuralına e, uygun mu seçtiler merak ediyorum ben de Beşiktaş'ta. Sonuçta 3 yabancı oynatmak zorundasınız. Şimdi Kaan Aya'nın bir de hani transfer edilirse tabii resmi bir şey yok ama öyle de bir avantajı olacak. 3 3 yerli olmak zorunda. Tabii 3 yerli olmak zorunda yerli şimdi sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Oyuncu Aslında değiştiren... şimdi birazdan gelecek ekranlara e, bunu da oylama esnasında, anket esnasında taraftarlar dedim pardon, sağ stoper oynuyor, sol stoper oynuyor. E, gerekiyor olabilir bu arada. Çünkü listeler evet. birazdan gelecek sanki 2 yerli kullanmış gibi. Evet, şimdi onu ben de yani Evet. Evet, buyurun. Buyurun. Evet, ön bölge ekranlara yansıyacak evet. birazdan şimdi yerli oyuncu olarak Beşiktaş'ın sol bekinde Rıdvan var. Evet. E, kalede Ersin var. Diğer oylamalara baktığımız zaman Salih de ben şimdi kenarda olduğunu görünce Josef'le beraber bakınca ön bölgede hangi yerli oyunda tutar ki Beşiktaşlı taraftar? Yabancı olacak. Enkudu var, Gezal var, Mişi Batçuay'ı, Alex Seşehir'e. Şimdi Enkudu bu oyuncuları da kesemediğimiz için taraftar da tabii bu oyunları alamadığı için Orada bir yerli oyuncu evet, sıkıntısı olacak. olacak. Bunu da bence ankette belirtmek i̇şte gerekiyor. bunu bunun da önüne geçmek için ya bu her kulüp bu sorunu yaşayabilir. O yüzden de Kaan Ayana transfer ediyor Beşiktaş. Ee, tabii Atiba Gezal da herhalde Josef ile birlikte en önemli isimler Beşiktaş'ta. Tabii burada Gezal ve Atiba bir e şey yerleşiyor ama tabii Gezal çizgide. Evet, tabii, tabii, Atiba ufak bir şey olmuş. E, merkezde. Enkudu evet. ile Teşere de aynı şekilde. Aynen. Alex teknik Teşir'den bir hata merkeze. olmuş, teknik bir hata yapmışız biz. Enkudu da çizgide hmm. ee, ikinci hafta ile beraber daha da zaten oturan bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın. Evet. Ee, şampiyon olan kadrodan ayrılan oyuncuları da biz genelde görüyoruz Süper Lig'de. Beşiktaş hem kadrosunu korudu hem kiralık oyuncularını da korudu. Şimdi Galatasaray'ın evet, da evet. Ee, şampiyonluk yolunda önemli pay sahibi olan ya da şampiyonluk yolunda kalmasını sağlayan önemli kiralık oyuncuları vardı. Elinde tutamadı. Bunu evet. Fenerbahçe'de de gördük zaman zaman. Bunu işte Trabzonspor'da da gördük Sörnot gibi. Beşiktaş hem Gezalı hem de Roziye'yi tutup üstüne iki tane de flash transfer Teşera ve Mişibat ay hamlelerini de yapmayı başardı. Kesinlikle iyi olduğunu zaten her zaman geçen sezondan beri her e, sanal direktör programında söylüyoruz yani. Hem yani bizim ligimize ve modern futbola uygun, atletik, fizik gücü yüksek, dayanıklı oyunculardan kurulu bir takım inşa ediyor Beşiktaş. Mesela En Sakala çok eleştiriliyor. evet. Yetenekleri belki sınırlı ama fizik gücü, atletizmi zaten hani biraz yetenekli olsa kesin Premier Lig'de oynar. Yani en çok eleştiren oyuncusu olduğu için söylüyorum. Eğer Rıdvan oynarsa da sol bekte taraftarların seçtiği gibi ben önünde hani defans birazcık daha kuvvetli olduğu için Larin olduğunu oynayabilir diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın mesela geçen sene bir kadro şeyi vardı. Dar bir kadrosu vardı. Bu sene çok alternatifli de bir kadro yapmış oldu. İşte Teşeri olmazsa Salih Uçan var. Orada daha Oğuzhan var. İşte Santrafor Başşuay'ı var. Kenan da oynayabiliyor gibi. La Larin de oynayabiliyor gibi. Çok alternatifli. Bir stoperlerde alternatifi sadece Mehmet Topal'dı. Neticede Mehmet Sadece olası Top... bir sakatlığında. Ama işte Kaan Ayhan transfer onu evet, Evet Kaan Ayhan geldiği zaman. Yedeklemiş oluyor. Aynen. Hem Necip Stoferi de oynayabiliyor. Bak, hem bravo, Hem de önlü bir da yedekliyor bu arada. O oynayabilir. Şimdi Mehmet Topal 3 milyon TL. E çok maliyet çok düşük. Yaşına falan bakmamak gerekiyor. Yani. Atiba'yı Zaten 90 şey dakika ya da bravo. Solzayı 90 dakika ya, durumunda kalmıyorsunuz. Kalmazsınız. Maçı koparırsınız mesela Rize maçı olduğu gibi. Hop atarsanız Mehmet Topal'ı maçı bitirir. 75'te dinlendirir arkada vesaire. Yani Beşiktaş'ta kadro mühendisliği işini Sayın Ahmet Nur Çebi mi başka yöneticiler mi ya da hoca mı yapıyorsa hakikaten çok iyi yapıyor. <laughs> Sakin, sabırlı, tam isabet nokta atış transferler yapıyor. <laughs> Sanal direktörde sıradaki mücadelemiz fenerbahçe ve antalya spor karşılaşması. Öncelikle ev sahibi takım Sarı Lacivertli taraftarların anket sonuçlarıyla beraber başlayacağız. İki kadro ekranlara getireceğiz. Çünkü Fenerbahçe'de dün oynanan Helsinki karşılaşmasında yaşanan sakatlıklardan dolayı 11'de oylama sonucuyla beraber çok fazla değişiklik söz konusu olacak. Aynı oyuncuları iki farklı bölgede görmek durumunda kalacağız. Bu yüzden alternatif bir kadroyla beraber daha rahat inceleyebiliriz Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini diyelim. Ve öncelikle dizilimi hatırlatalım. 3-4-3 Fenerbahçe'li taraftarların %54'ü 3-4-3, %18'i de 3-5-2 istemişler. Ama gerçekten. yani üçlü savunmaya Fenerbahçe taraftarı okey diyor. Bunun tabi hoca bunu daha önce de denemişti. Hani Avrupa Şampiyonası'nda İtalya şampiyon oldu üçlü savunmayla ama hani moda oldu artık tekrar e, moda üçlü savunma. Ama Perer'in daha önce oynadığında Fenerbahçe'deki ilk döneminde de oynattığını tekrar burada bilmeyen izleyicilerimiz için e, hatırlatalım. Kalede 6 ay var. Orada bir e, o %1'lik kim yok. veriyor acaba? O %1'lik yani. <laughs> Bizde bir yani? Berke bu arada belki iyi olur Berke ise iyi. Üçlü savunmaya bakacağız. Yeni transferlerden kim bugün kadroda, taraftar kadrosunda? Tisseran, Salahi, <laughs> sağ sol merkezde kim %20? Ben de böyle olacağını. Tiseran yerine Serdar Aziz. Yani o değişiklik olur ama diziliş bu olur diye düşünüyorum Fenerbahçe ideal dizilişi. İlk hafta merkeze salağı iyiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet ama hani bundan sonraki haftalar için bilmiyorum. iki hafta, bu hafta kim oynayacak mı? Bundan sonra da milli takım arası var. Yine Güney Kore milli takımı da gidecek oyunu. Çok fazla tabii arkadaşlarla şey yapma şansı, antrenman yapma şansı bulamayacak ama hani ideal kadrosu Fenerbahçe'nin ideal geri geri üçlüsü diyelim. Bu. bu. Ser Tisserand yerine Serdar Aziz. 3-4-3'tü dizelim. Orta alana göz atacağız şimdi. Orta alandaki durum Mesut ve Gustavo. Yani tabii şimdi orada Mesut o pozisyonda biraz e, Fenerbahçelilerin seçtiği pozisyon. biraz zorlanır gitti. da bir. Watford'a kiralık olarak evet. gitti Ozan Tufan. İrfan da gitti sakat. İrfan Can dün sakatlandı. Evet. Zaten oylamada vardı İrfan Can. Birazdan göreceğiz. Novak da oylamada vardı. Sakatlıkları evet. dolayısıyla 11'den çıkardı. Yani biraz mecburiyetten tabii. Fenerbahçeli taraftarlar da bu poz, şu pozisyonda yani Mesut'un çok zorlanacağını biliyor. Hı hı. Kanatlara bakalım 3-4-3'te sağda Osayi Samuel %56. Evet, solda da Ferdi yani, %28. Novak bu arada orada %65 evet. aldı Çok ama doğal olarak. sakat olduğu için evet. sakatlandı dün. Ama belki yetişebilecek tabii onu bilemeyiz ama bilemeyiz tabii bu onu ama ben hani Fenerbahçe'nin şu iki pozisyonu, Ferdi ve Osayi Samuel'in pozisyonuna transfer yapacağını düşünüyorum. Evet genç i̇ki oyuncular. Bölgede. Evet, yetenekli oyuncular ama şut yani 3-4-3 ya da 3-5-2'deki en zor pozisyon sol ortanın ne? soluyla sağ. O zaman gidecek olan oyuncu da çıkar mı? Şimdi Nazım yani, Sangare, Osay Samuel orası. Yani Ferdi o, Novak burası. Birer transfer ama, olursa yok, yo, hayır, hayır, o, hayır, Bu kadroda Osay Samuel önde de oynayabiliyor neticede. Ferdi de önde de oynayabiliyor. Hatta mesela ideal yerleri 3-4 üç, sağ sağa solu Ferdi ile Osay Samuel. Oyun içerisindeki değişime göre. Ya, değişik ama yani o pozisyonda biraz daha olarak. fizik gücü yüksek. oyuncu ihtiyacı yani 105 metre teksiniz yani o pozisyonda Osay Samuel onu biraz daha Ferdi'den ziyade yapabilecek. Evet ama defansif olarak, olarak savunması, evet. Ama savunması, savunması. İşte öyle Ferdi öyle. de öyle mesela. Ofansif olarak sıkıntı yok. Osay Samuel'de de yok. Ferdi'de yok. Defansif olarak sıkıntı. Ferdi biraz var. daha topu içeriye almayı sever. Evet. Top biraz daha yanda kaldı ya ben oraya transfer de... olacağım. en azından. Yani ben ikisi de iki pozisyonda transfer olacak diyorum da en en azından bir tanesi kesin olur. Değil Ön bölgeye bakalım yani. o zaman. 3-4-3'ü tamamlayacağız şimdi Fenerbahçe'de. Yine Mesut'u görüyoruz. Az önce hmm. bahsettiğim gibi %19'luk bir oy aldı. İki farklı bölgede Mesut'u görmek istiyor Fenerbahçeli taraftarlar. E, sosyal medyada biz fotoğrafı paylaşınca Bein Sports'a bakın Mesut'u iki yerde kullanmış diye çok Eyvah, mesaj yalnız. geldi Geldi gençesine. mi? Ha, geçen, geçen sene, sene çok geldi. geliyordu. Şimdiden söyleyelim. Taraftar evet, evet, Mesut'u paylaşamadı diyelim. İki evet. farklı bölgede de görmek istedi. Çünkü bu bölgede Mesut %19'la oy aldı. Diğer tarafta Zayt ve Sosa'yı geçerek %26'lık bir oy aldı. Bu tabii ki de dizilime göre bakacak. Kez aynı şekilde Ferdi o da %15'te. Burada tabii İrfan Can %77. Ama dünkü sakatlığı dolayısıyla biz 11'den aldık İrfan En çok oy alan ikinci isim o bölgede yine Ferdi olunca hem Ferdi hem de Mesut'u evet. iki farklı bölgede görüyoruz. Forvet'e de bakalım. Taraftar 11'inde Samat da %39. Böylelikle tamamlanmış oldu Raştan. Ama tabii yani nasıl olacağını merak ediyoruz tabii sakatlıklardan sonra. Şimdi bu taraftar 11'i evet. iki farklı bölgede de Ferdi ve evet. Mesut'u görmek istedi. Peki ideal 11'i nasıl olabilir? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl Doğru, olabilir? Daha muhtemel 11'i nasıl olabilir? Aynen muhtemel İdeal 11. İdeal diyemeyiz tabii de. Doğru. Muhtemel 11'i nasıl olabilir? Şimdi biz iki kadroyu da yan yana ekranlara taşıyacağız. Biri taraftar oylamaları sonrasında oluşan 11. Diğeri de muhtemel 11. Oynaması yani muhtemel 11. kula şey yapmamaları enteresan bak şimdi şey yap. Miha Zayt'ın oyu oylamada var bu arada Raşit. Evet ama Nihaz Nihaz hep Zayt'sın mesela Mesut'la Gustavo ile girdiği için Aynı. evet mücadeleye şey yapmış. Yani tabi Soldaki muhtemel olabilir. Evet. Sağdaki. Yani soldaki yani bizim atanın yaptığı, ettörümüzün yaptığı Aynen. Sağdaki, Sağdaki oylama yani Soldaki çıkıyor. tabi daha mantıklı. Çünkü iki o... Mesut, iki evet. Ferdi olduğu için öyle çıkamayacak Fenerbahçe Evet. Göreceğiz bakalım. Tabi Pelkas'ın yokluğu. Beş tane. De Fener Valencia bir, iki, bu arada üç, dönüşüyle beraber forma giyer mi giymez evet. mi? 5 tane ya yerli oyuncu var orada da bir sıkıntı yok. Taraftar oylamasında ise 1 2 3 tane yerli oyuncu yine Fenerbahçe'de sıkıntı yok zaten yerli oyuncu havuzu Fenerbahçe'nin geniş. Ozan'ın gitmesine rağmen. Geçeceğiz Antalya Antalyaspor'a. <laughs> Bakalım Antalyasporlu taraftarların sahadaki 11'i nasıl oldu? 4-2-3-1 dizilimine %23'lük bir oy geldi Antalyasporlu taraftarlardan. Kalede Bofen %83 oy aldı. Antalyaspor'da Bofen'i kalede göreceğiz. Dörtlü savunmanın stoper mevkine bakalım ki dörtlü savunması çok fazla değişmedi Antalya Veysel ve Naldo var orada. Kudreşov ve Bahadır yedek kaldı taraftarın gözünde. Beklere bakalım. Sağ bek pozisyonunda Bünyamin. Sol bek pozisyonunda da Güray yüzde 64. Antalya Spor'un taraftar savunma dörtlüsü Raşlan. Yani gayet de mantıklı bir mevcut kadro içindeki en mantıklı ziliş. Öne geçelim o zaman. Dörtlünün öndeki ikiliye geçelim. Poli, yeni transfer evet, ve doğru. Nuri. Zaten bu arada yani. çok kaliteli iki isim. Nuri evet. ve Poli. Ağır belki ama yani. e, oyunu kurma açısından eğer öndeki oyuncular doğru yerlere koşuyu yapabilirse Nuri ve Poli'nin yeteneklerini daha fazla sergilemelerine de yardımcı olur. Evet yani. 4-2-3-1 değil. %16 da almış. bakalım Çok özür dilerim. Şey yaptım %16 da çok az değil mi? Bakıyorum Koli neden? Için. Çünkü Hakan, Harun Hakan ve Ufuk. Özmert, evet. Tabii bu arada Nuri'nin de orada %31'lik bir Aynı oy aldığını düşünecek olursak evet. çok çok dağılıyor orada. Evet, çok dağıldı. Işte. Kaptanı bu arada yedek bırakmış taraflar Hakan. Ama artık tabii Hakan da biraz 86'lı yanılmıyorsam ata bir bakar ama e artık tabii yani. Ama mutlaka hamle oyuncusu olarak iş yapacaktırım. Hep ben e, Hakan Aslan'la Hakan Özmert'in Hakan Aslan'ın Sivas Spor'da yani bir tık daha, bir seviye daha bir büyük takım görebileceklerini düşünüyorum yetenekleriyle. Ama tabii futbol biraz da kader kısmet yani. Ee, büyük takım göremedim. Çok yaşlı, Sivas yani, büyük takım derken Mehmet İstanbul takımı. Mehmet Topal takım ilerliyor ama Beşiktaş transferini yaptı. Lema, ama ama e, kontratları var oyuncuların. Bence ya, bu zaten boşta kalmaz Hakan Özmert'te. Yani sözleşmesi bitmiş olsa. Forvet arkasına da bakacağız 4-2-3-1'de sonra kanatlara geçeceğiz Freddy, penaltıdan golü vardı sezonun ilk haftasında. %13 oy almış. Kanatlardaki durum nasıl? Saat daha, sağ çizgide Gökdeniz, %35. Yeni transfer Gacha, %23'te kaldı bu bölgede. Hamilton, Mukayru, Freddy yine bu bölgede oynamaya giren isimler. Sol çizgide ise taraftar Hamilton'u tercih etti. Evet. Forvet'te de forma yeni transfer Wright'e gitti. Birleşik Devletli Forvet %40'lık bir oy aldı. Benim dikkatimi çeken en azından, bak Gökdeniz 2001'li yemin 2000'li Süper Lig'de en fazla 2000 yaş sonrası oynatan takım muhtemelen Antalya Spor. Beşiktaş'ta hani kadroda oynamış taraftarlar Rıdvan ve Ersin'i ama hani genç oyunculara Ersun Yanal açıkçası fırsat da veriyor. Bu konuda da hocayı tebrik etmek lazım. Erdem. Hı, hı. tabii maçın favorisi zor Adana Demirspor deplasmanında çok iyi oynamadan ama kazanmasını bilen Fenerbahçe olduğunu da söyleyebiliriz. Ama neticede hani Süper Lig'de her maç hakikaten zor. Hele geçen sene Fenerbahçe'nin iç saha korkunç diyelim. Korkunç iç saha performansından sonra bakalım taraftarla nasıl olacak? Şimdi haftanın keyifli karşılaşmalarından biri olması beklenen bir mücadele var. Trabzonspor, Demir Grup, Sivasspor Spor karşılaşması. Bence haftanın maçı. Avrupa arenasında mücadele eden iki, iki, takım. iki takımın karşılaşması İkisi olacak. İkisi de içeride oynadı. Trabzonspor'un dizilimini de yavaş yavaş ekranlara getirerek e, konuşalım Raşit Altun. 4-2-3-1 %37 ile oy aldı. Evet. Uğur Stopper ikilisi değişmedi. Elver evet. Yer ve Vitor Hugo. Bekleni de bakalım öyle sözü size bırakacağım. Sağda Bruno solda %87 Solda da İsmail %68. Biraz tabi Trabzonspor tarafı herhalde mantık ve şey yapmış. İsmail Uğurcan'ı da kadroya koymuş. Bir de 3 yerli olarak bir de, da de, baktığınız tabii, bir de zaman de İsmail orada evet, oynaması önemli. Çok, çok önemli. Dörtlünün bir de Berat var ikili, hani ilk 11 oyuncusunuz. Hı. Buyurun. Dörtlünün önündeki ikiliye de bakalım. Orada da Berat ve Hamşik var. %30'un evet, üzerinde normal, oynar. Çok normal evet. 3 yerli oyuncusunu kadroya almış Trabzonspor taraftarlar. Ön bölge ki ligin en çok korkulan ön bölge oyuncularına sahip ekiplerinden biri Trabzonspor. Forvet arkasında Bakasetas var. Çizgilere bakalım. Çizgilerde Gervinho sağda %93. Vakayeme solda %96. Forvet'e bakacağız. Orada da Canini %57. Her iki kanat oyuncu sonunda %90 üzerinde oy aldığı tek takım bile olabilir Trabzonspor. Muhtemelen. Sezon boyunca da buna benzer tablo zor görüyoruz. Evet ama tabi dün Roma karşısında Cornelius'un golünden sonra bence orada tek Santrafor. Cornelius %27'de bu arada. Ama yok tabii. Ben bundan ama sonra... Ama tabi, tabii oyleme bit, yani, yani. bitmişti. Ee, bence biraz Cervin'in onda oyu düşebilirdi mesela. Ama e, evet sezon boyunca bunu göreceğiz muhtemelen. Cornelius'a tam bir Santrafor golü attı dün. Erdem Bitik. Ee, Sörlottan, ya yani bazı futbolcuların yeri çok zor da olur ama hani Cornelius hem tip olarak da de, diyelim Fiziksel özellikleri de itibarıyla e, çok benziyor. Ben yani dün attığı golde. Aslında şöyle bakması lazım Trabzonsporlu taraftarların. Sörlot'un yeri dolar mı? Biz hep bir oyuncu özelinde hmm. baktık. Ama şu anda Sörlot'un görevini e, Trabzonspor 2-3 oyuncuya birden dağıtabilecek bir kadroya sahip. Jervinho, Vakayeme ve önde Canini ya da Cornelius şeklinde bir şekilde Sörlut'un açığını fazlasıyla kapatacak gibi duruyor ki. Bakayım bu arada dün Roma maçında ben bir istatistik gördüm. kars karşı birebir de 12 kez geçmiş, çalımlamış. yani tabi, da, Rekor olarak diye ben bir istatistik ben görmüştüm. Kesin, ya, Bakayım hakikaten hakikaten çok çok yetenekli. İnanılmaz bir, iki tarafından da oyuncunun geçme özelliği var. Şutu var, fizik gücü yüksek, hava hakimiyeti var. Müthiş bir transfer olduğunu herhalde her seferinde konuşuyor liginde. Hı hı. en etkili sol kanat oyuncusu. Çok çok özel bir oyuncu. Geçeceğiz Demir Grup Sivas Hayır, Nasıl Spora. büyük liglerde büyük takımlara gitmemiş hayret. Biliyorsun işte Romanya'da oynamış. Bir galiba kısa bunda siga, serüveni var ama İsrail'den, İsrail'den kaldı. aldı. Ha, enteresan yani bu kadar özel bir oyuncu. Sivas Spor'daki oylamalar nasıl oldu? Onları ekranlarınıza taşıyacağız. 4-1-4-1 en çok oy alan dizilim. %33'lük bir dizilim geldi. Kalede Ali aşal var. Stoper ikilisi Kamara kupa maçında Avrupa maçında daha doğrusu kenardaydı. Taraftar onu Canhay ile beraber stoperde görmek istiyor. Sağ bekte %63 Ahmet'e gitti. Sol bekte de Oylar %80'le Uğur'a gitti. 4 tane yani ona gelecek tek yabancı. Tabii oyuncu. tek yabancıyla. 4'lünün önünde 4-1-4-1'de dizilim. Azubuke var. %22. Evet. Devam edelim. Faysal Fajir ve Hakan 31 ve 27. Ee, sağ sol, sağ çizgide Felix var. Solda Gradel, %93. Felix'i bu arada tercih Mesela. ettiler ki Felix 11'de yoktu. Kayo de Sefa, ya, Erdoğan. Ya, Gradel de yalnız. hani Biraz önce Vakayma için söylediklerimizin aynısını Gradel için de söyleyebiliriz hakikaten. Çok özel bir performans gösterdi. Olimpiyatlara da gitti bu sene ama geldi. Eee, ligin Vakayeme ile birlikte hakikaten en etkili kanat oyuncularından biri. Felix e, kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Orada Felix Erdoğan şöyle, Sefa'nın önünde bir evet de evet ama Şöyle yol. bir durum, yani Felix de biliyorsun Polonya'da Sivas Spor'a geçen sezon transfer oldu. Polonya'da gelmeden önce 18-19 golü, yani şimdi yanılıyor olabilirim de 1-2 gol. Bir de yılın futbolcu seçilmiş bir oyuncu. Aslında geçen sene Max Greder gibi patlama bekliyordum ben en azından oyuncudan. Olmadı. Hani bu sene taraftarlar inanıyor demek ki bence iyi bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Forvet'e de bakalım Sivas Spor'da. Kayode %37'lik bir oy aldı. Değerli izleyenler. Ya de, 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 yani tabii karşılaşmasındaki taraftar 11'leri. Evet, daha çabuk bir oyuncuyu tercih ediyordu. Yeni ki, transfer Spor'da. James Nijeryalı kenarda kaldı. Evet. Yatabare kenarda. Taraftar Kayode'yi tercih etmiş. Şimdi son bir mücadelemiz kaldı. Galatasaray Atakaş Atay Spor karşılaşması. Hemen hızlı bir şekilde ev sahibi takım sarı kırmızılı taraftarların oylama sonuçlarıyla başlayalım. %41'lik oy 4-2-3-1'e, %32 de 4-1-4-1'e gelmiş. Yani Galatasaray 4-1-4-1 e oyun geçen sezon oynuyordu. Aynen. Ee, taraftar 4-2-3-1'e dönmek istiyor. Ama Demek yakın. %10'luk bir oy farkı var. Tamam Ama %10'da olsa bir şey var yani. Mesela Beşiktaş'ta yok o. Hı hı. Kalede Muslera. Stoper ikilisine bakalım. Tabi Marukan'un kaldığı dışı kalması ve 8 maçlık cezası dolayısıyla Alparslan Luyendama. Nelson son evet. geldikten sonra belki burası değişir ama şu an itibariyle böyle bir ikili olacak. Sağ bekte yeni transferlerden yine Sasha Boye var. Yetin sadece %4 oy aldı. Hmm. Sol bekte ise iyi almış bence yüksek bir oy almış. Van Anhold yani. an %97 oda. Tabii sol bek için de hani yüksek bir oyda. Sayıda, ama Hollanda milli son Avrupa Şampiyonası'ndaki sol beki Van Aanholt. Dörtlüğün önündeki ikili için taraftarlar kafasında belirlemiş oyuncuları. Evet, orada Berkan, Berkan ve Taylan. Aytaç %2 oy aldı ama tabii forvet arkasında ekranlara getirelim. Evet. O bölgedeki oylamalar da dahil. Burada da %27 çıkıldı o ama Kerem, Feguli ve Emre Kılınç da bu bölge için oylamaya evet. dahil oldu. Yani ilk maçtan tabii bir oyuncu. Tabii çıktı. bu arada Roman Çıkıldao, ilgili... Emre olmuş ama ona evet, da, biraz fotoğraflar karışmış ama şey sorun ilk değil. maçtan bir maçla tabii oyuncuyu değerlendirmemek lazım. Önümüzdeki haftalarda herhalde performansını arttıracak diye. 6,5 milyon euro gibi çok yüksek bir rakam ödedi. Galatasaray Spor Kulübü hani ekonomik olarak biliyoruz yani. Özellikle büyük kulüplerin, yani birçok kulüp de hani daha çok büyük kulüplerin ekonomik olarak ne kadar zor durumda olduğu medyaya yansıyor. Ken çok böyle bir parlak performans göstermedi ama neticede ilk maçta Eplasman, ilk resmi maçı. Herhalde bu hafta daha iyi bir performans gösterir gibi düşünüyorum ben Çıkıldağ'ı için. Şimdi tabii Galatasaray'ın ee, Avrupa Kupası'nda Renders Deplasman'ın ortaya koyduğu performans sonrası. Ya bu ama çok fazla ee, değişmedi evet. ama. E, yenmesi zaten gerekiyordu ama hemen mesela. Hemen hemen aynı. Aynı evet ama Erdem kalsın, yenmesi gerekiyordu Renders'ı bence Deplasman'da. Kanatlara bakalım. Kanat konusunda artık yavaş yavaş orada da taraftar kafasında evet. ismi belirliyor. Sağda Kerem %45.1. Feguli'nin nokta bir nokta evet. fazlasıyla bir nokta 2 Aynen nokta fazlasıyla formayı alıyor. Solda da bu arada Kerem formayı alıyor. Yani iki bölgede de taraftar Kerem'i istiyor. ve o da Avrupa kupalarındaki performansıyla biraz da tabii Marco ile yaşadığı olaydan sebep duygusal da davrandı diye düşünüyorum ben. Galatasaraylı taraftarlar. Tabi sağda Babel'in de e, düzeltiyorum, sağda Fegülin'in de %44.9 ile geride kaldığını da belirtelim. Çok evet. az bir farkla Kerem, iki farklı bölgede de evet. en yüksek oyu almış Aldım. oldu. Forvet'te de taraftar da Cagne'den yana Falcao %9, Mustafa Muhammed %32, Cagne 58 açtı. Yani burada tabii Cagne'nin ben, ben, ben muhtemelen e, Avrupa Kupası maçında Muhammed Oğuz için Cagne oynayacak diye tahmin ediyorum ben de tabi ama yani Falcao'nun da %9 alması. Tabii bizi seyrediyorsa mesela Cagne bunun hemen fotoğrafını çekip eşine dostuna asar yani. Premier Lig'deki arkadaşlarına falan bak işte bizim oy, şey, o, taraftar o %58'e %9. Falcao da 9 numara giyiyor 9 yalnız. Falcao bu kadar ee, güç kaybetmesi? Ya olmadı yani. Bazı transferler işte yani. Her zaman olmuyor. Birçok oyuncu oldu işte. E, Van Soldado, e, ne bileyim Negredo. Yani her zaman parayı verdiniz, kariyer, yani oyuncunun CV'sini satın alıyorsunuz tabii. E her zaman olmuyor. E bugün bakınca geldiği zaman, Falcao Falka Türkiye'ye transfer olduğu zaman tabii yer yerinde ölmüştü ama bugün tabii Galatasaray kurtulmaya çalışıyor. Hayat böyle biraz yani. Nereden bitik? Devam edelim o zaman. Galatasaray'ın taraftar 11'i böyleydi. Atakaş Hatayspor'a Spor'a geçeceğiz. Hatayspor'lu Spor'u taraftarlar bakalım sahada nasıl bir oyun sistemi görmek istiyor. Burada da taraftarların çok ikiye ayrıldığını görüyoruz. 4-2-3-1 seçilen dizilim ama oy %35.9. 4-1-4-1 de %34.6. Yine birbirine çok yakın. iki saha dizilim oylaması. Kalede Münir var. %85'lik bir oyla Kale'yi devraldı. Stopper ikilisine bakalım. Taraftar gözünde burada iki yerli oyuncu Burak ve Fatih. Sağ Kuru. bek ve sol beke de bakacağız. Sağda Popov. Popo. Oyuncu. Geçen sezon daha yüksekti evet, bu arada. Adek Kubbe %75 de %75'le sol bekte. Dört önündeki ikili Ribeiro ve Traore. Traube. Ön bölgeye bakacağız ki en çok Hatay Spor'un kan kaybettiği bölge. Forvet arkasında. Forma Emre Çolak'ta. Evet. Ee, sağ kanatta Lobanize evet. Yedek başlamıştı ilk hafta yanlış hatırlamıyorsam. İlk 11'de görmek istiyor onu taraftarlar %61. Sol kanatta ise, sol çizgide ise Sen Louis var. Yeni transfer evet. %42. Forvet'i Diouf'tan yana ön bölgede sadece Diouf kaldı. Geçen sezonki kadrodan Atay evet, çok, tabii, Manchester United seviyesine çıkmış bir oyundan bahsediyoruz. Şurada tabii Bertu var. 2002 doğumlu. 1.87 boyunda. Sarıyer'den e, transfer etti. Ben de Bertu'yu merak ediyorum mesela. Neydi? Sarıyer'den oyuncu transfer etti. E, Hatay Spor çok genç bir oyuncu. E, yetenekli bir oyuncu. Bakalım izleyip göreceğiz Bertu'yu Hani genel anlamda biraz e, Hatayspor'un Spor'un kadroda tabii çok büyük revizyon oldu. E Zor bir deplasman ama iyi bir takım olduğunu söyleyelim tabii Hatayspor'un Spor'un. Maçın da e, Türk Telekom stadında oynanmayacağını büyük bir ihtimalle herhalde Fuat stadında. Olimpiyat. mı? Olimpiyat stadı diye duymuşum ama belki de yani Başakşehir yani da olabilir. Evet daha maça tabii var. E, izleyip görelim. Zor bir maç iki takım açısından da. Mesela hani lig başladı mesela e, Erdemitik. Trabzonspor bir topu oynadı. bir Güçlü bir oyun sahaya koydu. Beşiktaş da aynı şekilde. Bıraktığı yerden devam ediyor. Ama böyle Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oyunları bilemiyorum. Bence en azından Dün de büyük bunu, takımlar arasında. O seferler bunu çok rahat analiz etme fırsatı evet, yakaladılar. Yani Çünkü ben çok o güçlü oyunu göremedik. Avrupa'da mücadele yani. eden dört temsilcimizin maçları aynı günde evet. farklı kanallarda evet. yayınlandı. Sivas, Sivas Spor'un oyununu görme fırsatı elde ettik. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray'ın. Söylediğinize katılıyorum. Galatasaray Tempo yapamıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Fenerbahçe yani. o kopukluğu Fenerbahçe yaşıyor kazandı Trabzonspor ama Trabzonspor yani. ve Beşiktaş evet. gücünü de rakibe evet, evet, kabul evet, ettirerek evet, oynuyorlar. Evet. Top oynuyorlar yani Trabzonspor'la. Beşiktaş tabii ilk hafta çok erken. Şimdiden bir şey söylemek çok şey ama o hani ki Trabzonspor'a Beşiktaş bir iki adım önde. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan. Kadroları da daha hani e, oturmuş. Ne, mesela ne kadro çıkacağını biliyoruz değil mi? Trabzonspor'un kadrosu 3 aşağı 5 yukarı. Herkes tahmin ediyor. Beşiktaş'ın da ne oynayacağını da biliyoruz. Ama Galatasaray ne oynayacağını, Fenerbahçe ne oynayacağını, kim oynayacak, kimleri oynayacak. Var. Açık ara herhalde en fazla bireysel hata, maç başı bireysel hata Galatasaray'da şu anda. Evet. Çok fazla hata e, görüyor. Kalesinde bu hatalar sonrasında da önemli pozisyonlar yaşıyor Galatasaray. Bunu Giresun maçında da gördük. Yani Bunu tabii maçta işte da gördük. Şunu da söylemek lazım tabii deplasmandan ne olursa olsun. Danimarka Ligi lideri bir puan Galatasaray'ın kazanması gerekiyordu. İstanbul'da turu geçeceğine inanıyoruz ama hani öyle bir parlak bir oyun açıkçası göremedik. Fenerbahçe içinden şey geçer ama Fenerbahçe'de şöyle de bir durum var. İki resmi Demirspor ve dün akşamki Helsinki ile oynamıştım Helsinki maçı hı hı. ve 7 tane hazırlık maçına hiç gelmedi Fenerbahçe. Şimdi bu da yeni bir sistem, yeni bir hoca, her sene olduğu gibi yeni bir kadro da. E önemli bir şey. Tabii şimdi bazı izleyicimiz ben gelen mesajlara da bakıyorum. Neden Hı. Fenerbahçe oylamasında kadroda e, Muhammed ya da Arda Güler yoktu? Neden Hı -hı. oylamaya sunmadınız Hı -hı. diye Hı -hı. Doğru. gelen mesajlar da var. E, şunu söyleyelim. Tabii Fenerbahçe'nin dün Avrupa Kupalarında oynadığı karşılaşmadaki maç Mala kadrosu. önce bizim zaten bitiyor. Aynen bizim bitiyordu zaten oylama. Yani muhtemelen birçok taraftar Muhammed'i de Arda'yı da maç kadrosunda beklemiyordu. Yani maç kadrosunda beklese de dolayı, maç kadrosunda beklese de. Bundan sonraki etmiyoruz. istikrarı önemli. Bu oyuncular tabii i̇nşallah. ki de maç kadrosunda oldukça oylamada dahil oluyor olacaklar. Yoksa maç kadrosuna girmeyen oyuncuyu bizim oylamada sunmamız da... Evet, inşallah bundan sonra sunacağız. Daha çok oyuncu, daha çok Kesinlikle. genç oyuncu, yerli ve genç oyuncuyu sunma fırsatı bulacağız ama maalesef hani çok tercih edilmiyor. Buradan da Pereira'ya teşekkür etmek lazım. Yani genel anlamda ligimizde 20 takım geçen sezonu hatırla sürekli oynayan 4-5 tane 2000 ve sonrası doğumlu oyuncu vardı. Hatta Avrupa'da bildiğim kadarıyla en az 2000 ve sonrası doğumlu oyuncu oynatan ligiz. Birazcık artık hocaların da birazcık risk alması gerek. Yani risk demeyelim. Gençlere şans vermesi gerekiyor. Verince oynuyor işte. Sonuna geliyoruz ama konu da konuyu açıyor. Evet, konu, Doğan konuyu Can işte. Ren'e gitti. Şimdi Fransa'ya evet. transferini yaptı. Tabii. Genç oyuncular burada ya bekleyelim daha pişecekler süre gelsin derken sonra elden de evet. gitme ihtimali artıyor bu oyuncuların şans vermek gerekiyor. E, Ersin'le şampiyon oldu Beşiktaş'ta. Şans verdi, oynadı. Rıdvan'ı kazandı. E, yemin var. Antalya'da. Antalya Spor'da. Gökdeniz Bayrakları Kocaeli Spor'dan aldı. İkisi i̇şte bir yani devre arası. Geldiğinden beri oynuyor çocuk. Al, sakatlanmasa muhtemelen o Frankfurt birkaç takım izliyordu Gökdeniz'i. Oynatmakta fayda var yani. Hı hı. Raşit Altun çok teşekkürler. teşekkür Değerli yorumlarınız için. Sezonun ikinci sanal direktör programını da böylelikle tamamlıyoruz. Üçüncü hafta öncesinde Cuma günü aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.